Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı Mehmet Karsu'nun yaptığı Alen Antakya Kültür Derneği Yönetim Kurulu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Deniz Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden ziyaret ve çevresi, park ve meydan düzenlemesi projesi kapsamında projede yer alan heykel alanı için Samandağ Belediyesi olarak vatandaşların fikirlerini almak istediklerini ifade etti. Projede fikir sahibi olmak isteyen vatandaşlar 512-10-07 ve proje ekibi @samandağ.bel.tr adresinden belediye ile iletişime geçebilirler. Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü park, refüj ve meydanlara çiçek ekilmesi için çalışma başlattı. Park, refüj ve meydanların şehrin estetiğine uygun şekilde düzenlenecek. Samandağ Belediyesi ev sahipliğinde ATSO, İşkur, KOSGEB işbirliği ile gerçekleşecek olan uygulamalı girişimcilik eğitimi için Belediye Hizmet Binası Eski Meclis Salonu'nda mülakat yapıldı. Mülakat sonucunda 25 kişi kurs almaya hak kazanacak. Samandağ Belediyesi İpek Köyü Mağaracık İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Minik öğrencilerle Koza'nın üretim süreci, ipek üretimi üzerine bilgiler paylaşıldı. Ayrıca Samandağ Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ilçe genelindeki mahallelerde yol bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Yeşilay Hatay Şube Başkanı Hidayet Şişkin, Dünya Sigarasız Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünya genelindeki çocukların neredeyse yarısı sigara dumanının kirlettiği havayı teneffüs etmek zorunda bırakılıyor. Öyle ki ev ortamında sigara içildiğinde çocuklar günde ortalama 5 sigara içmiş oluyor. Bu da dumana maruz kalan çocuklarda akciğer kanseri ve kronik bronşit hastalığının görülme sıklığını arttırıyor. Onların büyüme, gelişme evrelerini olumsuz etkiliyor. Uyarıyoruz, dünyada 700 milyon çocuk, kadın, gebe ve yaşlı pasif içicilik riski altında ifadelerini kullandı. Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırın, unlu mamulleri, üretim ve satış yerleri, kasap ve lokantalar gibi işletmelere denetimler uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda gerekli şartları taşımayan iş yerlerine cezai işlemler uygulandı. İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri toplumsal hizmet projesi adı altında okul bahçesinde ağaç yoksa hayat yoktur sloganıyla ağaçlandırma çalışması yaptılar.